Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar elimizde mevcut olan yani kullandığımız Linux sistemler için wallpaper, tema, ikon gibi vesaire görsel paketlerin bulunduğu siteleri ziyaret edeceğiz. Benim kullandığım kendi sitelerim var. Dolayısıyla bir ikon paketini, tema paketini indirip sistemimizi daha görsel, daha hoş vaziyete getirmek için istifade edebiliriz bu sitelerden. Daha önceden girdim, hazırladım ben. Wallpaperscraft.com'da işte tarz reklam yok arkadaşlar, hiç temiz arayüzü var sitenin. Beğendiğimiz temaları buradan indirip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Dileyen bu siteyi ziyaret edip ben tavsiye ediyorum. Yani daha önceden çok kez indirdim, kullandım. Bir sorun yok. Burada da adreslerini zaten belirttim. gnome.treluk.org sitesinden de arkadaşlar tema ve ikon paketlerini sistemimize indirip kullanabiliyoruz. Çeşitli skin ve tema paketleri var. Resimleri var, arayüzleri var, açıklamaları var. Bunları okuyup kendi sistemimize uyarlayabiliriz arkadaşlar. Platformlara, sistem gereksinimlerine dikkat ederekten, detaylara bakaraktan neyi indirmek istiyorsak buradan seçip indirebiliyoruz. Diğer taraftan nopslap.com arkadaşlar var. Gerek uygulama, gerek tema, oldukça zengin içeriği olan bir site. Wallpaper, Conky, işte ne bileyim Python açıklamaları, detayları, tema, ikon paketleri, gene Ubuntu Mint, yani Ubuntu Mint tabanlı sistemler için daha çok içerik mevcut. Burada Arda sayfası burada. Dolayısıyla Nopslap olsun, gnome.org olsun, bu sitelerden ikon ve tema görsel paketleri indirip sistemimize uyarlayabiliriz arkadaşlar. Wallpaper sitesini de buraya ekledim. Aslında birkaç tane var, çok var da ben içlerinden bunları göstermek istedim. Adreslerini videonun altına ekleyeceğim. Dileyen ziyaret edip tema, ikon, skin, tema paketlerini kendi sistemlerine uyarlayabilir. Zaten aşağı yukarı hepimiz yani Linux kullanıcıları aşinadır. Tema, skin paketlerini dileyen kendi home dizinin içerisinde ikon simgesi oluşturarak veya tema simgesi oluşturarak veya sisteme girip user share'e girip ikon dizinleri altına indirdiği ikon paketlerini buraya atabilir. Tema indiriyorsa zaten tema içeriğini buraya atabilir. Tabi root olarak giriş yapmak gerekiyor. Yani root girip indirilen şey direkt olarak sisteme entegre edilebilir tema paketleri arkadaşlar. Bu aynı zamanda wallpaper için de geçerli arkadaşlar. Yani indirdiğin nerede olursa olsun. Zaten wallpaper'ı home dizinin altına attığınız zaman arkadaşlar resimler için diyelim attık buraya, kopyaladık. Buradan masa üstümüze ayarlayabiliriz masa üstünü. Yani buradaki temel amaç arkadaşlar sitelerin temiz hani yararlı olabileceği hususunda tavsiyede örnek olarak göstermek. Mesela Nopslap'ta uygulama ve çeşitli içerikler, daha fazla açıklamalar var. İndirme şekli vesaire, kullanım şekli. Mesela girelim tema paket bölümüne. Buradan adı popülaritesi olan tema paketlerini indirip sistemimize uyarlayabiliriz arkadaşlar. Burada bakalım neler var. Açıklamaları var zaten. Resimler, içerikler. Alta doğru indiğimiz zaman işte depoları ekliyoruz. Bir tane konsol açıyoruz arkadaşlar. Şuradan mesela örneğin şurada konsol açıyoruz. Konsol sırasıyla sistemimizi copy paste ederekten birinci bu, ikinci update, üçüncüde sisteme temayı kuruyoruz arkadaşlar sırasıyla konsol üzerinden. Diğer mesela bunları şunu ekledikten sonra tema paketlerini farklı bir tema indirirken de zaten
İlla depoyu tekrardan eklemeye gerek yok zaten. Direkt mesela eklemiştik zaten bunu. Sadece tempo paketinin adresini eklememiz yeterli olabilir. Onun haricinde işte Gnomelux sitesinden ikon paketleri var. Full tempo paketlerim diyelim buraya. Burada beğendiğimiz işte hit oranı yüksek olan işte Windows 10 tarzı bir ikon paketi var. İndirme şeklini buradan download ediyoruz arkadaşlar. Renk tipleri var. Green, yeşil, işte mavi, siyah düz renkler var burada. Burada resim ve içeriklerini kontrol ederekten beğendiğimiz tarzı buradan download edebiliyoruz arkadaşlar. Download edip mesela bir tanesini edelim. 3.4 megabayt diyor. İndirdim şu anda. İndiriyoruz yani daha doğrusu. Open folder. İndirdiğimiz klasör burada. Extract ediyoruz arkadaşlar. Extract ettikten sonra burada hem green hem dark diyor mesela. Şeye giriyoruz. Dizin altyapısına giriyoruz. Şeyin klasörlerin bulunduğu dizine. Bunu biraz kısım. Öncelikle arkadaşlar root olarak giriş yapıyoruz. File sisteme giriyoruz arkadaşlar. Uzeri share. İkon paketi altına giriyoruz. Buradaki elimizdeki ikon paketlerini arkadaşlar kopyalıyoruz. İkon paketinin altına, üzeri şehir ikon paketinin altına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu an yapıştırıyor. Yani indirdiğimiz ikon paketlerini arkadaşlar ekleyebiliyoruz sistemimize direkt. Mesela değiştirmek istersek de ikon paketinin değişim sistemimizi hangi sistemi kullanıyorsa buradan ikonu seçiyoruz. Mesela green'i seçtim. Şu anda Windows'un tema paketleri biraz önce indirdiğimiz. Dark'a bakalım. Böyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Yani temalı skin paketlerini arkadaşlar bu şekilde değiştirebiliyoruz. Dileyen kullanabilir bu şekilde de. Siteler bunlar arkadaşlar. Biraz önce bahsettim. Knopslab'dan üzerinden de. İşte wallpaper, masaüstü resimleri içinde aynı keza. Beğendiğimiz bir resmi çözünürlüğümüze göre buradan mesela kendi çözünürlüğümüze göre download ediyoruz. Bakalım şöyle. İster bunu save as yapıp farklı kaydetten beğendiğimiz resimleri indirebiliyoruz arkadaşlar. Vesaire vesaire arkadaşlar. Burada popülaritesi olan siteler bunlar zaten arkadaşlar. Yani simge setleri, resimler, tema paketleri biraz önce gösterdim. Bunu indirdik mesela. Hemen uyarlamamız çok basit. İlgili dizinlere, kullandığımız sistemin özelliklerine, dizin yapısına göre veya kendiniz bir home altında ikon paketi simgesi dizini oluşturabilirsiniz. Bunu kapatalım. Dolayısıyla burada mesela nokta ikon deyip ikon ikon deyip bunun altına da klasörleri gösterip mesela gizli kontrolaş buraya da yapıştırıp seçebilirsiniz arkadaşlar, fark etmez. İlla üzeri şehir dizinin altına girmenize gerek kalmıyor. Siteler bunlardı arkadaşlar. Yani görselleştirmek bağlamında sisteminizde değişiklikler yapmak istiyorsanız bu sitelerden istifade edebilirsiniz. Benim videodaki anlatımdaki amacım buydu. Yani belki bilmeyenler olabilir. Tema skin paketleri arayışına içinde olup bulamayanlar için bu siteler gerçekten yararlı ve istifade edilebilecek siteler. Ben videonun altına linki de ekleyeceğim. Oradan burada da şu an yazıyor zaten. Herkes dileyen şey yapabilir. Ziyaret ederekten sitelerden indirme işlemlerini yapabilirler.
fazla böyle ayrıntılara girmedim ama önemli olan burada siteleri görmek, en azından fikir edinmek amacıyla bu videoyu yapmak durumunda kaldım. Daha doğrusu yapmak istedim. Herkese iyi günler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Müziğin sesi biraz fazla mıydı bugün? Tam ben kıstım ama müzikli olsun istedim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Kanala abone olmak isterseniz lütfen abone olun. Yorum ve görüşleriniz için yorum yazabilirsiniz. Beklerim. Eğer zaman bulduğumda cevap veririm. Herkese iyi günler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.